üzerinde bu seviye var. İki, enflasyona göre de baktığımız zaman 2 yıl önce 4253 lirayı ödeyen Türk iş dünyası batıyor muydu? Batmıyordu. 2 yıl sonra biz sadece enflasyon kadar zam koyduğumuz zaman, enflasyon düzeltmesi yaptığımız zaman asgari ücretin gelmesi gereken nokta 34 bin lirayla 43 bin lira arasında bir seviye buluyorum. Niye ben TÜİK'le bu kadar ayırdım? 2023'te çok eşittim TÜİK'le. 2022'de ben biraz fazla yüksektim. Şimdi buradan emekliye geçelim. Emeklide iki konu var. Bir, emekli hiçbir zaman şuna razı olmamalı. Yani asgari ücret 2022'de 4200 lirayken emeklininki 2500 lira değil. En az asgari ücret bile değildi. %40 fark fazlasıydı. Şimdi buradan hareket ettiğimiz zaman en az asgari ücret dediğimizde emeklinin yine 34 bine gelmesi lazım. Üstüne %40 fazlası dersek o zaman 44 bin liraya gelmesi lazım. Yani bir %40 fazlasıysa 44 bine gelmesi lazım. Şimdi bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Biraz önce emekli sendikasından haberleri, arkadaşların itirazları, biz şu kadar prim ödedik, hakkımızı istiyoruz. Doğrudur ama eksik söylüyorlar. Biz bu kadar prim ödemenin yanı sıra bugünkü emekliler aktif nüfus olarak çalıştığı dönemde çok yüksek enflasyonla bugün Türkiye'nin altyapısında ne varsa yani o barajlar, telekomünikasyon sistemleri, otoyollar, yollar, elektrik santralleri hepsini bugünün emeklileri aktif nüfus olduğu dönem enflasyonla ödedi. Hatırlarsınız bizim gençlik çağımızda veya çalıştığımız çağda o yüksek enflasyonla biz Atatürk Barajı'nı yaptık. Yüksek enflasyonla elektrik santrallerini yaptık. Birinci köprüyü yaptık, ikinci köprüyü yaptık. Şimdi kamusal servette bugünkü emeklilerin payı var. O yüzden siz bugün Türk Telekomünikasyon altyapısını kullanarak bana bu fiyattan internet hizmeti satıyorsun ama onun sahibi benim esasında. Onu biz yaptık. Dolayısıyla kamusal mülkiyet açısından baktığınız zaman bir işverenin emekli olduktan sonra kendi şirketinden nasıl hisse payı, kar payı alıyorsa emekliler de Türkiye'nin kamusal varlıklarından pay sahibidir. Yani bırakın şeyi, ödediğimiz primin karşılığı, aynı zamanda biz ulusal servetinde ortağıyız. Siz nasıl böyle 10 bin lira atarsınız? Dolayısıyla emeklinin olması gereken fiyatta 38 bin lira. Yaz bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ölçemezseniz yönetemezsiniz. TÜİK'in yapmış olduğu bu hata döviz piyasasını da etkiliyor. Bakın şimdi maydanozdan baktığınız zaman enflasyon %200. Kerevize bakıyorum mesela. Kereviz fiyatı bir senede %166 artmış. Zeytin %220 artmış. Dolar %57 artmış. Şimdi dolara bir baskılanma var ve dolar fiyatı da yanlış. O zaman ben bu %129 enflasyona göre bir doları ölçersem, biçersem olması gereken çok kaba olarak Amerika'daki %3 enflasyonu çıkardığım zaman, o zaman da doların burada olması gereken seviye 29 lira değil. Yılbaşındaki 18.76'nın bugün 42 lira 40 kuruş olması lazım. Doların da 42 lira olması lazım. Ben şimdi enflasyon ölçüyorum. Dolarla maaşı kazananların da Türkiye'de yaşadığı enflasyon %55. Sayın Köyataş'ı, yani dolar... siz tabii anlattıkça ben not alıyorum bir de. Doların adil değeri, yani doların olması gereken değeri 42 evet. lira. Peki hangi enflasyona göre? TÜİK verilerine göre hissedilen enflasyona göre mi? %129'a göre. Zaten gerçek, şimdi hissedilen enflasyon diye bir şey olmaz ki, gerçek olur. Yani hissedilen sıcaklık gibi, öyle değil mi? Bu da bir ayrı bir kavram daha girdi hayatımıza. Yani, hissedilen enflasyon. Yani nem mi var havada? Evet. Hani vardır ya, Erzurum mesela -25 olur ama İzmir'de +3 derecede Erzurumlu gelir üşür. Çünkü hakikaten fazla o nemli, onu biz fazla hissederiz sıcağı. Şimdi bu hissedilen... Yani şimdi şöyle, kerevize karşı %200 değer kaybeden Türk lirası
kerevize karşı, dolara karşı %57 değer kaybetmiş. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Bu da düzeltme olacak yakın gelecekte. Bunun da düzeltilmesi lazım. Mesela bir de emekliler için söylediğim mesela şu 38 bin lira, pardon 44 bin lira olması gerektiği. Bunu bir başka hesaptan daha teyit ettiğimizde mesela Bir Gün Gazetesi'nden bundan 3-4 gün önce Aziz Çelik arkadaşımız bir veri açıkladı. O dedi ki işte 2008 yılında nüfusun %12'si emekliler milli gelirden %5.9 pay alıyordu. 2022'de nüfusun %16.3'ü oldu. Milli gelirden %4.5. Yani şimdi sonra ben onu hesapladım. Şunu söylüyor. Diyor ki biz 2008 yılında 8 milyon emekli 46 milyar doları paylaşıyorduk. Ve emekli başına 5232 dolar düşüyordu yıllık ortalama. Şimdi 14 milyon emekli 40 milyar doları paylaşıyoruz. Yani sayımız arttı, paylaştığımız pasta küçüldü. Emekli başına aldığımız ortalama gelir 5200 dolardan 2900 dolara çıktı. Şimdi ama düştü. Milli gelir dağılımına baktığınız zaman da emekliden çok büyük bir parayı almışız. Yani çalmışız demiyoruz. Buharlaştırmışız. Enflasyon hesabına göre de bugün 10 bin lira